%17 AKP'nin gelmesini istiyoruz. Mesela AKP'ye %43 oy vereceğim diyor ama AKP'nin iktidara gelmesini isteyen %17. Yani oy veren bile onun iktidara gelmesini istemiyor. En sevdiğiniz lider kimdir diyor, soruyor anket. Orada bir bakıyorsunuz, en sevdiği lider de Tayyip Erdoğan, %15 falan oralarda. Ondan sonra başka bir soru soruyor. Türkiye'nin meselelerini asker çözer mi? Orada %82 asker çözer diyor. Yani %43'ün içinden de çok önemli bir kısım asker çözer diyor ve görülüyor ki partilere verilen oylar bir şeyi çözecek diye değil. Yani önüne bir gösterge olabilir mi aslında Sayın Pençek? Yani bir partinin seçmeni o partiyi liderine göre değerlendirmesi. Bir gösterge değil ama bence. Şimdi bütün bu tabloyu, oyları, rakamları yan yana koyduğumuz zaman bir şey çıkıyor. Hı. Partilere verilen oylar, o partiler bir şey çözsün ümidiyle verilen anketlerde oylar. Anketlerde bir dengesizlik olduğu gerçek. Onu yani, bizler de gözlemliyoruz. O başka da, yani bu benim gördüğüm manzarayı şey yapan, doğrulayan bir anket. Yani %43 abartılı bir rakam olabilir, o önemli değil. Ama şundan eminim, bugün Türkiye'de İşçi Partisi dışında o partilere verilen oylar umutla verilen oylar değil. Yani bu memleketin meselelerini çözecek umuduyla değil. Hiçbiri çözemez ama mecburen birine oy vereceğim. Peki bunu neye bağlıyorsunuz Sayın Genel Başkan? Mesela vatandaş %43 bir kamuoyu araştırması işte diyor ki AK Parti'ye oylar veriliyor, iktidar olacak. Ama aynı zamanda oy veren vatandaş ben iktidar olmasını istemiyorum. Siz de öyle diyorsunuz. Evet. Şuna bağlıyorum, sistem çökmüş durumda. Sistemin içinde çözümler kalmamış durumda. Sistem çöktüğü için sistem partilerine büyük bir yöneliş ve arzu yok. Demin o hekimlikten gidelim yine. Yani artık ameliyatlık hale gelmiş hasta. Ameliyat yapılması lazım. Ama işte muska yazanlar var, üfürükçüler var. Yani muskacıya gidiyor, üfürükçüye gidiyor ama üfürükçüden, muskacıdan veya birisi de aspirin veriyor diyelim. O da. Bu seçim sistemi galiba tamam, sistem çökmüş. Yani sistem çökmüş derken seçim sistemini kastetmiyorum yalnız. Esas olarak hani Türkiye'deki mafyalaşmış olan dolar, hı-hı, ve borsa vurguncusunun, hı-hı, efendim büyük faizcinin ve hortumcunun egemen olduğu sistem, Amerika güdümlü. Yani bu sistem, çünkü bu sistem tüccarı, sanayiciyi de kenarlara itmiş sürmüş. Bakın bugün Türkiye'de ticari sermayesinin, sanayi sermayesinin bir hakimiyeti yok. Yani neden? Çünkü bütün kaynaklar faize gidiyor. Efendim, birincisi. İkincisi hortuma gidiyor. Üçüncüsü büyük borsa ve para vurgunlarına, dolar vurgunlarına gidiyor. Şimdi faize para gittiği zaman ve bütçenin %30'a yakını, 56 katrilyon lira yeni parayla, 56 milyar yeni Türk lirası iş borç faizlerine gidiyor. Şimdi böyle bir ülkede hiçbir şekilde sanayinin, tarımın gelişmesi mümkün değil. Çünkü toplanıyor kaynaklar. Faiz üretici bir sektör değil. Veya efendim kağıtlar değişiliyor borsada. Tahvil aldım, bunu verdim, o kağıdı aldım, bu kağıdı verdim veya dolar aldım, Türk lirasını çevirdim, Türk lirasını aldım, avroya çevirdim. Kazançlar buralardan sağlanıyor. Yani bir nevi bu halk böyle gözünün içine baka baka kandırılıyor mu? Çünkü başbakan çıkıyor diyor ki ben hükümeti devraldım da diyor. IMF 23 milyar dolar borcumuz vardı diyor. Şimdi onu ödedik, 8,5 milyar borcumuz vardı. Şimdi bakın var bu o kadar önemli değil. 450 milyar dolar oldu dış ve iç borç. Yani ölçümüz IMF'e olan borç değil. Nedir ölçü? Bunlar devraldığı zaman Türkiye'nin 200 milyarın çok altında dış ve iç borç toplamıydı. Evet. Şimdi bugün oldu 450, yani acayip bir hızla 423 milyar. Bakın dolar. bir kıyaslama yapalım. 12 milyar dolardı 1980 yılında Türkiye'nin dış ve iç borç toplamı. 12 milyar. Evet. 1980'den bu yana 450 milyar dolar olmuş. Evet. Yani 30 misli değil de 35 40 misli artmış. 40 misli. Dış ve iç borcu 1980 yılına göre 40 misli artmış Türkiye'nin. Şimdi milli geliri ne olmuş? Milli geliri artmamış. Bakın verdikleri rakamlar
Türk lirasına göre doların değeri aşağı çekildiği için o da Amerika'nın Türkiye'ye dayattığı bir politika. Türk lirasından dolara çevirirken geçmişe göre farklar oluşuyor ve o farklar dolayısıyla para oyunlarıyla sanki Türkiye'nin milli geliri artmış gibi gösteriyorlar. Aslında Türkiye'de fert başına düşen gelirde ciddi bir artış yok. Türkiye yerinde sayıyormuş gibi. Ama çok daha önemli bir şey, Türkiye'nin borcu acayip büyüyor. 40 misli artmış. Şimdi borcu 40 misli arttığına göre Türkiye'ye haciz geliyor. Türkiye iflasa gidiyor. Türkiye ekonomisi geriliyor. Çünkü bir ekonominin ilerlemesinin yalnız milli üretim, milli gelirle değil, işte borcuna, diğer unsurlara falan hepsine birden bakmamız lazım. Evet. Diyelim gelir yerinde sayıyor ama borç 1980'e göre 40 misli arttıysa bu şu demektir, Türkiye ekonomik bakımdan geriliyor ve iflasa gidiyor. Şimdi ekonomi tabii kabul ediyorum ama ben hep şunu söylüyorum. Asıl bu ülkenin 3 temel sorunu var bana göre. Evet. Yani işte din, asker ve aydınlar. Ben öyle görüyorum, öyle söylüyorum. Üç temel. Yoksa ekonomi, ya bu ülkenin kaynakları falan dünyada herhalde en iyi ülkelerden. Üretebilecek bir ülkeyken. Tabii. Yani yok Avrupa Birliği, Amerika, yok bilmem şöyle. Bunlar aslında hatırlatında hep düzelecek şeyler. Bunlar üstesinden gelinecek şeyler. Ama demin de dediğim gibi işte bu ülkenin bana göre en temel üç sıkıntısı din, asker ve aydınlar. Din demeyelim de ona haçlı irtica diyebiliriz. Yani din milletin dini, imanı ama ne var? İşte dini kötüye kullanan. O anlamda söylüyorum özellikle zaten. Yabancı söylüyorum. Tabii anladım ben onu. Tabii ki ben de o anlamda söylüyorum. Yani din sömürüsünden rant elde edenler. Yani para geliri elde edenler, oy geliri elde edenler zaten o anlamda söylüyorum. Bu da askeri sıkıntılar var, zafiyetleri var malum ve hep söylüyorum bizim bu sahte aydınlarımız maalesef maalesef. Tabii bunlar hep üçü zaten yan yana denk düşüyor tarihi dönemlerde. O dedikleriniz zor. Tabii şimdi yani Türkiye'nin ekonomik kaynakları, insan kaynakları çok esaslı. Atatürk devriminin yarattığı bir insan birikimi var ve ekonomik olanakları var. Onun için Türkiye iyi yönetilirse ekonomik bakımdan şahlanır ve gider. Ama bakıyoruz böyle bir ülkede şimdi şu olur mu? Türkiye pirinç ithal ediyor 800 bin ton. 4 milyar dolarlık et ithal ediyor. Veya 2 milyar dolar pamuk ve pamuk ipliği ithal ediyor. Yani geçmişte işte çocukluğumuzdan beri, ilkokuldan beri okuruz. Türkiye ne ihraç eder? Pamuk ihraç eder, incir ihraç eder, tarım malları ihraç eder. Şimdi 15 milyar dolarlık yılda tarım ürünü ve tarımdan yapılan hafif sanayi malı. Şimdi bunların hiçbirini ithal etmemesi lazım. Peki nasıl ithal ediyor? Borçlanarak ithal ediyor. Bu da çok önemli. Hı. Yani 50 milyar doların üzerinde dış ticaret açığı oldu. Hani pirinci dışarıdan alıyoruz. Makarnalık buğdayı, eti, pamuğu, pamuk ipliğini vesaire. Hani diyelim çok zenginiz de pirinçle uğraşmayalım diyoruz ama borçlanarak alıyoruz. Bu borçlanma bizi nereye götürüyor? Bir iflas ve haciz durumuna götürüyor. Bakın Türkiye'ye bugün haciz konmaktadır. Şimdi fabrikaların devlete ait kamu iktisadi teşekküllerin özelleştirilmesi aslında bir haciz durumu. Çünkü yöneticiler açık açık söylüyor. Diyorlar ki biz dış borç açığını kapatamıyoruz. Dış ticaret açığını kapatamıyoruz. Bu kamu iktisadi teşekküllerini satacağız. Dış borçları ödemek için. Bunu açık açık söylüyorlar. Görüyoruz. Demek ki dönüp dolaşıyor yine